Ya bugün iş biraz etik vereceğiz. Masada bu tavukların yerini alacak şekilde. Aa, çok iyi. Yumurta verimi artmış. Dadaş, gıcı oğlum. Oğlum, ne yapıyorsun sen? Ha, sana mama vereyim mi ben? Selamun aleyküm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kümesteyim. Bugün horoz yakalayacağım. Ondan öncesinde şu pisikimizin karnını doyuralım. Onu yememiş. Hadi dadaşım gel. Gel bicim, oğlum gel. Bak kayna acıktı mı seni? Gel. Oh. Babam da geldi. Bugün iç parazit vereceğiz. Ben aynı zamanda Alfa'yı yakalayacağım. Alfa'nın kafesindeki tavuklardan çıkım yapacağız dışarıya. Ondan sonra da hava da güzel. Yine serinleyecek. Kar yağmazsa iyi. Çok fena doldu. Nasip artık. Aa, Pony de geliyor. Pony. Pony dışarıda ne yapıyorsun kızım? Pony. Hiç istifini de bozmuyor. Baba. Pony. Geleceğim mi içeri? Gir bakalım. Pony kızışmaya başladı gibi. Kızıştı gibi. İşaret bırakmaya başlamış. O yüzden bugün yarın. Yarın öbür dünyada. Bakalım. Hamile kalırsa hiç şaşırmayın. Selam abi. Aleykümselam. Ne yapıyorsun? İyi var. Sen neredesin? Valla iyidir. Ya bugün iş biraz etik vereceğiz. Verelim. Onun için de işim geldi. Ben de horoz yakalayacağım. Ben açmadım oğlum. Anam açmış da. Küveseli açmamışsınız ha? Açacağım şimdi. Al. Onu ben şeyi hemen hazırlayayım o zaman. Başlayıp yağmur gelmeden yedir. Yağmur gelmeyi yedir. Yani şeyde de vereceğim ha. O ne? Ben özledim beni. O ne kızışmış baba. Ne ulan? Ha. Arda o ne? Oğlum o zaman şeydim ben. İmdaza değilim de. He. Tam bir haber ver. Bunu bir götürek. O erkek burada durmaz. Bu iyisi çok şey. Yorum buradan. Onu ben başlıyorum. Tamam o zaman açtı. Ben... Yağmur da geldi ya. Yağmur. Sana yağmurda tavuk yakalamak zordur. Babamın şimdi tavuklar yakalayabilmem için ya da horoz yakalayabilmem için babamın yem vermesi lazım. İç parazit verecek çünkü. İç parazit verirken hayvanlar yemlenirken daha rahat yakalama işlemi yapabilirim ama şu an yağmurun yağması işleri değiştirdi. Hem de güzel yağacağı benziyor. Çocuklar. Ha yarım zurnalı. Maşallah zurnalı. Gücüm. Gözler. Komik ya bunlar. Dadaş bunlar çok komik ha. Bunlar çok komik oğlum kızım. O ne? Sen kızıştın mı kız? Ulan yine. Bilmem böyle patlamadım ya. Allah Allah hepsi peşimize tam istediğiniz gibi. Şimdi Alfa'yı sürüden çıkartınca süt oğlan daha hakim olacak sürüye. Alttan yanacak yumurtalar daha güzel olacak. Bu arada arkadaşlar ruh ve sinir hastalıkları bölümündeki kısmından babam her gün 3-5 tane yumurta alıyormuş. Benim haberim yokmuş. Ben de diyorum ki her girişte nasıl yumurta yok burada ya. Artık çünkü psikolojiler düzeldi gibi falan. Şimdi inşallah. İnşallah halledeceğiz. İç parazit yapacağız. Ha? Haydi bak yağmur yağış nasıl yapacağız? Niye yapacağız? İçeri vereceğim biz. Tamam. O şeyde böyle bana şey getir şimdi. Ne yap? O burada boş kova getir sen hele. Boş kova getir. Hadi gel kutularda var mı kova? Hele şunların halına bak dede ya. Tatlılıklara bakar mısınız arkadaşlar ya? Etrafımı sarmışlar. Karınları çünkü çok aç. Kızlar, beyler, sizin karnınız mı acıktı? Ha? Bambu. Kar yağdı. Hadi video. Hepiniz çok acıktınız değil mi? Ama bugün hiç parazit vereceğiz. Alfa,
Sen az yakla, seninle konuşacaklarımız var Alfa. Vela bizim bu kaçtığın hastalıkları bölümünü bir dışarı çıkartayım. Bu arkadaşlardan baba yumurta alıyormuş da bizim haberimiz yok. Dur. Sakin. Buradan Esma'ya gideceğim. Şu gargamel duracak. Tek gözünün adı da tek göz. Yumurta yiyen canavar, yumurta canavarı bu. Buradan yapbozu dışarı salsak mı acaba? Bakalım. Yapboz. Bana yumurta yiyen var da iyi. Baba. Buradan al da yumurtalar biriktirirsin yani. He. Biriktir. Maçını yata. Yata. Babaşkolar da atacağım bunlarla beraber. Kucu kucu lay. Kucu kucu lay. Bismillahirrahmanirrahim. Dadaşko. Sevgi arkadaş demiş ya dadaş ben seni anlamıyorum. Yumurtaları niye kurt tavuğun altına yatırırsın ki? Şimdi makinem varken evet. Aslında haklısınız işte kurt tavuklarını da sevdikleri için. Bazı arkadaşlarımız da kurk izlemek istiyor. Ya, makineden daha çok kurk dikkatlerini çekiyor. Ben de yatan tavukları da çok geri çevirmek istemiyorum. Zaten bu bir haftadır yatırdığımız bütün hayvanlar kalktı. Yani kekik yumurtalarını yatırdıklarımız kalktı. Kekik yumurtalarını zayi etmişler bu arada. Yumurtaların içini kontrol ettik. Bozulmuş. Yat kalk yaparak. Ondan sonra dadaş kovalar da dışarıda. Eyvah. Tek. Tamam. Arkadaşlar Alfa yakalamadan önce bir like'ınızı da alırım. Başlık. İnşallah yakalayabilirim. Çok uyanık bir horoz ama. Alfa'nın direkt dikkatini dağıtabilirse hava. Alfa artık gelen geçe. Herkese dokun. Hava çıkartacağım da. Şu Alfa'nın bir içinden geçeyim. Alfa'ya beğen. Alfa'nın. Alfa. Alfa'nın içinden geçmek de zor olacak. Alfa ne oldu? Ha? Bu da güçlü tavuk horozmuş ha. Maşallah var. Alfa ne oldu? Ha? Yüreğin nereye gitti yüreğin? Ha? Tamam yürekliydin Alfa. Ne oldu yürekliydin ya? Alfa. Alfa'yı bir inceleyelim. Oki yakaladık. Sürünün ne derler buna? Yumurcağı mı desek biz buna? Yumurcak diyelim biz buna herhalde. Biraz artist davranıyor ama korkak aslında. Çok yürekli de öyle gelip sana artistlik yapıyor sonra kaçıyor arkadaşlar. Genetiği çok iyi olduğu için tutmak istedim. Wyandot var kanında. Yani belki Ligorin var. Uyanık güzelin tonlamaları var çünkü bizim. Sultan var. Böyle bakınca beş parmağıyla ve paça, hafif paçasıyla belli oluyor zaten. Yani Ligorin, Wyandot, Sultan ve başka yine bir dördüncü gen de olabilir. Kulak lobları falan çok büyük arkadaşlar bak. Maşallah var hayvan. Bak kış oğlum benim maşallah sana. O yüzden biraz hırçın. Korkuyorum. Kümese gelen çocuklar oluyor, ziyaretçiler oluyor. Onlara dokunur mokunur. Bize de sıkıntı çıkartır o şekilde olursa. İnsanlar korkarak gelsin istemiyor kümesini. O dönem bunu kümese alacağım. Bundan genetik alacağız arkadaşlar. Zaten aldık biraz ama
bir tık daha güzel genetikler elde edip makineyi dolduracağım. Bu önümüzdeki bir iki hafta yine yumurta biriktirip makineyi doldurmaya çalışacağım. Karşı kümesin yumurtalarını halledeceğiz. Şimdi istesen oraya bir gidelim. Horoz yakalama sanatımızda. Bugün çok fazla bir horoz yakalamayacağım çünkü horozlarım zaten yeterli. Evet, alfa yaldıktan sonra burada süt olan raptör yine sürüde duruyor. Raptörü de ilerleyen zamanda çıkartabilirim belki. Şurada bizim mavici horozumuz var zaten. Sürü şu an daha da rahatladı. Bir horoz daha eksiktiğimiz zaman daha güzel olacak. Hemen buraya ruh ve sinir hastalıkları bölümüne atacağım. Çünkü normal şartlarda zaten bizim alfa ruh ve sinir hastası. Alfa sen zaten bir sinir hastası olduğun için seni yeni kümesine yatırdım oğlum. Tabii öbür horozu da dışarı alacağız arkadaşlar. Ya da öbür kafası alacağız. İkisi olan güzel bir horoz. Alfa'nın yerini alabilir ya da yan horoz fazlalık kafasını alabiliriz. Alfa, seni şöyle bir bırakayım buraya. Sen orada bir dur. Hop 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 hop. Şimdi bir horoz daha yakalayacağım arkadaşlar. Tek hamle de yakalamam lazım. Çok fazla ürkütmeden sürüyor. Aha, alfa. Alfa, alfa. Horoz dellendi. Horoz dellendi. Dur şimdi sakinleşmeler lazım. Hiç peşlerine koşmayacağım. Alfa dışarı çıkamazsın da o iş geçti. Bundan sonra ki yani senin ferih kısmın burası. Buradan da zaten eksiltmeler yapacağım. Şimdi alfanın brakerlerle. Bir tane brakerimiz var. Porselen nigorinlerle. Şurada bir tane daha braker kırmamız var. Bu çok kötüydü şu an daha iyi de. Sen bu hafta Kötü var ileride tam da. Hadi bakalım. İkisi oğlan. Hadi aslanım git. İkisi oğlan sürüye karıştı. İkisi oğlanı sürüye karıştı. Süt oğlan. Baba süt oğlanı da çipçe verirmişsin ama. Ha? Baba süt oğlanı da çipçe verirmişsin ha. Tanır mısın süt oğlanı? O da dışarıdan geldi ya bize kan değişim. Omanı gibi. Burada çorozlar verirsen ver de. Ben istiyorsan. Ayar yana güzeldi. Şunu da çıkartayım. Arkadaşlar. Burada çorozlar tabii gidecek. Bunları sahiplendireceğiz. Bir tane Erken Baldır kaldı, bir tane Ayam Cemani kaldı, bir tane Gerza kırması var. Bir tane Ayam Cemani kırması var. Ooo. Size değerli, koşa falan çıkarttın mı? Evet arkadaşlar, geçen gün kara sakalı kurk yatırdık biliyorsunuz, kalktı. Lan yatıramadık. Kalktı hayvan ya. Durmadı. Bir gün durdu, akşama geldik yok. Önce şu yumurtaları geri alacağım. Bu arada folluğu da tabii buraya çektim. Üste çektim ki daha rahat yatsın falan. Yok yine olmadı, yine olmadı. Şimdi ne yapacağız? Bunları alacağım. İcra etmeye, makineye atacağım. Artık kurt tavuğu da yok zaten piyasada ya. Ondan mı uğraşacağım ben şimdi? Hiç uğraşamayacağım. Bu ne ya bu? Bu arada anlamadım. Bende normalde çok gurk oluyor ya. Bu arada gurk olanların hiçbiri yumurtaya yatmıyor. Herhalde gurk sezonu kapandı gibi. Bu folluk da dursun burada ne yapayım. Sonra bakarız. Burada tavuk yok. Bir artist var. 4 tane de zaten cüce koşun var. Diğer açıdan da gurk tavukları var içeride. Bu horozları acilen çıkartıp gurk tavuklarını da
şu açık alana bırakmak istiyorum. Hayvanların artık gezmesi lazım. Biraz artık yoruldu hayvanlarımız çünkü. Hele bunlar da aynı şekilde. Sürüye çıkıp biraz dolaşmalar lazım. Neyse bakacağız artık. Ulan artist. Artist alttan bir nesil geliyor. Dolu dolu. Senin pabucunda mı atarlar gibime geliyor. Evet. Yumurtaları da aldım. Makine için değiştireceğiz artık. Bu arada yumurta cibi çıkımı için de makinemiz çalışıyor. Arkadaşlar biraz... Ne oldu ikisi falan, ne oldu? Ha? Niye kaçıyor? Normal kaçması. Alfa hemen uyum sağlamış ortama. Alfa senden de 2 gün yumurta alalım, makineyi dolduracağım. Arkadaşlar bir like'ınızı alırım. Şimdi yumurta biriktirmek bir şey de ya, biriktirmeye başladım bile. Ama şu şeye biriktirelim. Viyola biriktirelim. Birikince de koyalım. Ya bir önceki yumurtalar çıkımı aldım. Yan taraftaki makinedekini. Şu kokpiti alacağımı söylemiştim biliyorsunuz. Arkadaşlar hava çok soğuk. Yani akşamlar bu kendini ısıtamaz. Bu kokpitim ya ev ortamı olacak, ev sıcaklığı olacak ya da yaz olacak falan ki sıcaklık düşmesin içerideki. Yoksa bu kendini ısıtması çok zor. Kışın çalışmaz. Bu arada hava çok soğuk. O yüzden çıkıma da mecbur bu tarafa aldım. Önce orayı düşündüm. Bir hatta çalıştırdık ama istediğim derece elde edemedim. Akşamlar bura 2-3 derecelere düşüyor gece. O yüzden makine de kendini toparlayamıyor ister istemez. O nedenle hiç kuluçka makinemizden ayrı koymayacağım. Tek sıkıntımız yumurtalar çok bayatmış yüklediğim. Çok fazla boş yumurta çıkarttı. Yani bayağı boş çıktı. Bir kovadan fazla boş yumurta çıktı. Bu da bir yerdeydi de ha buraya bak ya. Ağzına kadar boş yumurta var. Yani çoğusu böyle gitmiş, cırk olmuş. Çünkü çok bayattı yani. En son düşün kalmıştı. O 20 günlük yumurtalara koyduk deneme için. Biraz bayat olunca öyle olabiliyor. O yüzden yaz sezonlarında 15 günden fazla bekletmeyin yumurtalar arkadaşlar. En baba 15 gün bekletmeniz lazım. Fazlası sıkıntı. Kışları ise 20 güne kadar idare ediyor. Ama yazın kesinlikle hava sıcak oldukça bu çıkım oranlarımız, hayvanların yumurtasını bayatlama olasılığı yükseliyor. Ve civciv alamazsınız düzgün. Bugün ben böyle bir yolu dizeceğim. Hatta makineye direkt koymayı da düşünüyorum şu an. Hiç bekletmeden. Yumurta o kadar çıkar mı onu bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Çıkarsa koyacağım dur. Çıkarsa koyacağım. Hem civciv çıkımı olsun hem ikinci parçalı yüklemeyi de yapmış oluruz. Neden olmaz? Maşallah maşallah. Selama Dadaşko Cücekoş için Dadaşkoların hepsinin dolu olduğunu düşünmüyorum yumurtalarını. Alıyorum ama zannetmiyorum ki öyle full hepsi dolu olsun yumurtaları. Din dan don. Din dan don. Hadi bismillah. Bom şeyden de yumurta almış. O alfanın, yeni alfayı koyduk ya orada. Umarım oradan da böyle güzel cücükler alırım. Şu paketli bu yumurtaların içinde onlar duramaz yani. Da yetmedi ya. Biraz daha fazla yumurta lazım bize. Bu yumurtalardan bir cacık olmaz. Az ya. En az 50 küsur tane olacak ki. Bakın da çıkmayacak. Yarın çıkar ama ya. Bugün çıkmasa da yarın çıkabilir. Bir viyol çıksın en azından. İki viyolu da aslında biriktireceğim de. Bakalım. Aslanım burada şu an civciv çıkımı devam ediyor. Çok rahatsız etmek istemiyorum kurumu. Arkadaşlar babam sürpriz yaptı ya. Ben diyorum yumurtayı tamamlıyor. Babam yani dedi ki oğlum şu kafese boğazam oraya yumurtasını. Adam 60 tane yumurta dizmiş bile buraya arkadaşlar. Stokta. Şimdi eskiden ben topluyordum. Şimdi ben toplamıyorum ya. Akşamlar babam topluyor siparişler olduğu için. O yüzden çok fazla toplamış. Benim haberim yok tabii bu durumdan.
Şu an bayağı kendimi şey hissettim. Ben de kendi kendime diyorum, bu hayvanlardan ben niye yumurta alamıyorum? Meğerse her yer yumurta doluymuş da benim haberim yok. Neyse. Selamlar abi, bakacağım. Yumurtası varsa alayım. Bunlardan da birkaç tane koyalım. Sonra da makineye yükleyelim hemen bugün. Bugün hemen yükleyeceğim arkadaşlar. Hiç. Oy anam vay. Maşallah. Selama yumurtaları istiyorsanız kuluçkalık cümlesi.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Baba çok var ya Selama. O işte. Biraz fazla geldi bana ama. Yok. Neyse. Selama da yumurta yetiştirmiş. Valla tabii ya. Yumurta yetiştirmişler. Santa'da var mı? Bir tane gördüm. Selamalar, çubakla ısıtıyor değil mi? Dayanıklı hayvanlar ya. Şirinler, güzeller, yumurta verimleri iyi. Baksana. Maşallah. Yumurta saldım da çok deli salıyorlar. Süs tavuğu. Dünyanın en küçük tavuk cinsi Selama bu arada arkadaşlar. Aha. Nerede alayım? İnşallah babaysa güzel de bir çıkım alırız. İşte dupçu Fikret. Küftü sana. Aferin oğlum, aferin. Maşallah, maşallah. Serolar hadi, hadi çık çık çık. Arkadaşlar şu anki yumurtaları dolduruyor makineye, görüyorsunuz. Ama şunu söylemek istiyorum herkese. Yumurta istiyorsanız en azından bir sonraki hafta için sıra alabilirsiniz. Kümesim.com adresine girersiniz. Sürümüzde bulunan cins tavuklardan, cins hayvanlardan ya da karışık sürü yumurtalarımızdan temin edebilirsiniz. Bizimle iletişim kurabilirsiniz. Bir şekilde bulursunuz zaten. Orada görürsünüz beni. Hadi ismini. Hızlı hızlı şunları bir dizeyim. Sonra görüşelim. Bereketli olsun arkadaşlar. Bütün yumurtalarımızı böyle diziyorum. Çok da güzel oldu. Buraya bak ya. Maşallah babam Allah'tan ki saflamış. Ben çok mutlu oldum. Makineye yükleyeceğim için tekrardan. Hem çıkım olacak, aynı zamanda da makineye yüklenmiş olacak. Hadi bakalım. Pırrol. Hadi aslanım, bir civciv çıkımı daha alalım senden. İnşallah güzel bir çıkım daha bizi bekliyor diyebilirim. Umarım yumurtalar da iyiyse, sağlıklıysalar kesinlikle muhteşem bir çıkım bizi bekliyor arkadaşlar. Şöyle yuvarlak bir yumurtam var. Bunu aslında koymak istiyorum ama hangisiyle değişsem diye de tedirgin olmuyor değilim. Birazcık bakınmak lazım. Neyse. Nasip de neyse otur. Yumurtalarımız hazır. Makinemizi artık yükleyebiliriz arkadaşlar. Güzel yükledik. Kurt tavukları kalksa da kurt tavuklarının yerini alacak şekilde bir yükleme yapıyorum yine. 110'a yakın yumurta yükleyeceğiz. İnşallah güzel de bir çıkım bizi beklesin. 21 günü de siz sayın arkadaşlar. Ben hiç saymaya şey yapmayacağım. Gerçi tabii telefona not alacağız da. Rahim. Öbür çıkım aşağıda çıkım devam edeceği için biz buradan yeni çıkım için yumurtalar düzenliyoruz. İnşallah elektrik kesintisiz sağlıklı bir 21 gün geçiririz. O şeyler üşümüş oğlum, sandığın üstünde yatıyorlar ya. Kim? Kerzeleri hemen ot koymak lazım. Niye ya sandığın üstünde yatıyorsun? Hiç. Aşağı dalanmayan mı benim için? Yanıyor da işte bazen su gir. Tamam.
Evet, çalışmalar başlasın abi. Tamam. Hayırlı olsun. Makinede bir şey de bu işte, tamam. Yumurta da kalmadı. Ne kadar hükürat da yiyor. Yani tavuklar yemlendi. Pek de bir işim de kalmadı. Horozumuzu yakaladık, alfaya attık içeriye. O gübrelik tertemiz olmuş. Annem yeri açmış gübreliğe. Hayvanların karnı da tok. Yemlemek de istemiyorum. İç paraziti yeni aldılar. Üstüne yem atmayı düşünmüyorum şu an. Otlansınlar. Hava tekrardan açtı arkadaşlar. Demin yağmur yağıyordu, şimdi güneş açtı. Bu arada nem ne oluyor? Her yerde aynıymış bu arada. Yani batıdaki arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre sabah serin, öğlen de çok sıcak ya da sabah sıcak, öğlene doğru çok serin diyormuş hava. Değişik bir şeyler oluyor. İklimler de değişti ya. Elhamdülillah, buna da şükürler olsun. İyi. Büyük çayı gösterecektim, bayağı artmış da. Suyu göstersem mi? Yarın göstereyim, boş verin. Gösterin, merak ettim ben de. Birlikte bakalım. Arttı diye hatırlıyorum da suyu. Bir bakalım artmış mı? Şimdi bir iki ay kaldı. Birlikte balık tutacağız. Babamı da inşallah. Bu sefer geçen sene söz verdi. Babam bir türlü fırsat bulamadı babamla gitmek için. O bayağı artmış suyu. Su çok artmış arkadaşlar. Buraya bak. Maşallah. Suyumuz artmış. Sizlere söğüt dallarıyla ve tut yaprağıyla bir tarif hazırlayacağım. Nasip olursa göstereceğim bunu da. Güzel bir tarif ve hiçbir yerde görmediğiniz, duymadığınız bir tarif olacak. Tavuklarınızı antibiyotik kullanmadan, hatta civcivlerinizi de bu göstereceğim tarifle besleyebileceksiniz. Çok da güzel gelişimler oluyor. Bunların faydalarından da tabii sizlere bahsedeceğim. Küçük küçük. Yine deneyip öğrendiğim bir bilgi ve sizlerle paylaşmak istediğim bir süreç. Sadece tut yaprağı ve şu gördüğünüz söğüt yapraklarıyla yapacağız birlikte bu tarifi. O yüzden takipte kalın arkadaşlar. Suyumuzu da gördük. İçim bir huzur doldu. Keyfim de yerine geldi. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Bugün çok fazla da video çektim diyemeyeceğim. Çok da güzel videolar çekemedim ama olsun. Bir de bıldırcınlarımı göstereyim, merak ediyorsunuzdur belki. Sonra da kapatırız videoyu. Yanık, ne yapıyorsun? Bıldırcınlarımız yumurtaya çıktı ama yeterince yumurtlamıyorlar. Çünkü havalar birdenbire soğuyor. Yeterince yumurtlamaya başladıktan sonra güzel bir yumurta toplamama videosu gelecektir bıldırcınlardan. Özledim çünkü. Yumurta var, görüyorum tek tük sağda solda. Ama yeterince yumurta yok. Yani patır patır salmıyorlar. Patır patır saldıkları zaman buraya böyle biz çömeldiğimiz an her yerin yumurta olması lazım. Şurada bir tane gördüm, orada bir tane gördüm, orada bir tane gördüm ama şurada 4 tane birden göremedim. Daha fazla yumurta bekliyorum çocuklar sizlerden. Bu da fazla sürmez. 2-3 güne tamamlar. Yani hemen. 2-3 dedim, 2-3 haftadan bahsediyorum. 2 haftaya tamamsınız siz. İnşallah. Güzel, güzel. Aa, çok iyi. Yumurta benim artmış. Var, diplerde de yumurtalar var. Şurada var, içeride yumurtalar var. Güzel. Biriktirmek istiyorum. Hem kendi makineme atacağım bir part en azından. Hem de artık isteyen arkadaşlar oluyor. Ondan sonra bu sürü biraz az arkadaşlar. Biraz çoğaltmamız lazım. En az geçen seneki gibi kış gelmeden 200'ü tamamlamak istiyorum buradaki hayvan sayısı olarak. Nasip olursa inşallah. Ama bu sefer erkek şeyini, düzeyini iyi ayarladık ha.
çok güzel destek dağılımı. Hayvanlara eziyet etmeden sakin sakin takılıyorlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Aramıza yeni katılan arkadaşlara hoş geldin diyorum. Sürekli benimle olan ve yanımda olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Yayın saatlerimiz 18.00 biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz.